Manşete hoş geldiniz. İyiden iyiye artık safların belirlendiği, safların netleştiği ve Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim takvimini başlattığı günlerden geçiyoruz. Bürokratlar istifa ediyor, edecekler. Milletvekili adaylığı yarışı var. Aday adaylığı söz konusu. Partilerde hummalı bir çalışma. Önümüzdeki haftalarda durum netleşecek ve artık işte seçmen listelerinin filan da kesinleşmesiyle 14 Mayıs'a doğru yürüyeceğiz. Fakat bu arada Ramazan ayı gelecek ve bir ay boyunca Ramazan yaşanacak. Önümüzdeki günlerde Ramazan başlıyor. Ramazan bayramı da gene tam bu seçim süreci içerisine denk gelecek. Bütün bu harala gürele içerisinde 14 Mayıs'a doğru yürüyoruz. Şu aşamada bunu değiştirecek herhangi bir gelişme, herhangi bir muhalif rüzgar söz konusu değil. Herkes seçime kilitlenmiş durumda ve seçimi kazanmaya çalışıyor. Bu arada da elinden geleni ardına komuyor. İktidar cephesinin, daha önce de söyledim, en temel argümanı muhalefeti bölmek, muhalefeti parçalamak ve bu parçalanma içerisinde daha önceki seçimlerde ve daha önceki denemelerde de olduğu gibi başarıyla çıkmak. Bu arada bir takım figürler ortaya çıktı. Arkasına 8-10 partiyi alıp adaylığını ilan edenler var. İmza kampanyası yapanlar var. Doğu Perinçek mesela imza kampanyası yapıyor ve tekrar Cumhurbaşkanlığına aday olacak. Ve bu konuda iktidar unsurları da ona destek veriyorlar. Ben zannediyorum Doğu Perinçek gibi, Muharrem İnce gibi veya Sinan Oğan gibi isimler imza toplamakta, gerekli imzayı bulmakta zorluk yaşamayacaklar. Çünkü belli ki ve öyle görülüyor ki AKP kadroları bu imzayı onlardan esirgemeyecek. Neden? Çünkü muhalif oylar bölünecek. Muhalefetin bir aday etrafında ittifak etmesi, bir aday etrafında birleşmesi, kenetlenmesi bu yolla engellenecek. Yoksa bu isimlerin Cumhurbaşkanı olacağından değil. Bu isimler çıkıyorlar bir takım ekranlarda, ben Cumhurbaşkanı olursam şöyle yapacağım, böyle yapacağım diye ahkam kesiyorlar. Bu ideale veya bu hedefe bırak yakın olmayı, fersah fersah uzaklar. Bunu kendileri de biliyorlar ama işte neye hizmet ediyorlarsa veya hangi pazarlık burada etkili oluyorsa, akçeli işler söz konusu mu, bunları da bilmiyoruz. İleride öğreniriz ama o zaman da çok geç olur. Felaketlerle sınanıyoruz. Depremin ardından bir büyük sel felaketi geldi ve özellikle Urfa'yı ve Adıyaman'ı vurdu. Ve orada da insanlar hayatlarını kaybettiler. Depremin ardından gelen sel felaketiyle Bir Gün gazetesi bugünkü manşetinde AKP ölüm demek demiş. Bize KC'yi yazdıran da bu manşet oldu. 14 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi kayıp diyor. Yeni yapılan köprüler, yeni yapılan köprülü kavşaklar falan çökmüş ve orada araçlar sular altında kaldı, insanlar hayatını kaybetti. Yaşam alanları da su altında. Nasıl olmasın ki çadırlar sular altında, konteynerlar da etkilendi. İnsanlar bir çadır bulamazken, çadır dilenirken, adeta dilenci konumuna düşürülürken çadır bulanlar da yağmura yenildiler bir anlamda ve o çadırların içine giremez hale geldiler. Görüntüler geliyor, sosyal ağlarda çokça paylaşılıyor. Çadır sular içinde, içine girilemeyecek durumda, alt üst olmuş durumda. O derme çatma, şu kış koşullarında yaşam olanakları bile ellerinden alınmış durumda. Deprem felaketinin ardından elbette bir AKP felaketi çöktü ülkenin üzerine. Neden? Çünkü arama, kurtarma ve yardım faaliyetlerinin sabote edilmesi söz konusuydu. Bu insanların ölmesine, insanların mahrum kalmasına ve 1,5 aya yakın bir süre geçmesine rağmen hala ihtiyaçlarının giderilmemesine yol açtı. Ülkenin İçişleri Bakanı kahvaltılık malzeme filan gibi işte yardımseverlerden veya bağışçılardan dilenmek durumunda kaldı. Devletin organize olamadığı ortada. Milli Savunma Bakanı, fiili Genelkurmay Başkanı, ordunun devrede olduğunu söylüyor. Ama verdiği notlarda, verdiği bilgilerde görülen o ki gerekli izni iktidar vermemiş, saray vermemiş, öyle görülüyor. Evet. AKP demek ölüm demek. Bardak taştı diyor karga kafası çizdiği karikatürde. Yani felaketler üzerine analiz yapmak için erken olabilir ama özellikle sel felaketi üzerine
üst üste gelen felaketler ve bu felaketlere karşı hazırlıksız tutum ve bu felaketlerin altında kalan insanlık insanımız. Ve bu felaketleri seyreden ve bu felaketlerden oy devşirmeye, güç devşirmeye, tekrar iktidar devşirmeye çalışan bir yönetim söz konusu. Ülkenin başına musallat olmuş Ali Bulaç'ın ifadesiyle Çanakkale Savaşı'ndan bu yana ülkenin, bu milletin başına gelmiş en büyük felaket, bardak taştı. Nasıl olmasın ki? Depreme Antakya'da dünkü Posta'nın manşetiydi bu. Oğluyla oturdukları yeni binada yakalanan Alev Demirok enkazdan kendi çabasıyla çıkmayı başardı, ancak oğlu Ali çıkamadı. Acıklı anne, bu evi derslerinde çok başarılı olan oğlum için almıştık, meğer 5 milyon liraya mezar almışız diye isyan etti. 5 milyon TL ödemişler daireye ve çöken evi görüyorsunuz. Yeni yapılmış bir bina. Bakmayın siz Cumhurbaşkanı'nın üfürdüğü bu binalar, çöken binaların %98-99'u bizim dönemimizde yapılmadı yalanına. Senin döneminde yapılsa da senin döneminde yapılmasa da insanlar binlerce binanın altında kaldılar. On binlercesi hayatını kaybetti. Resmi rakamları küçük tutuyorsunuz, düşük tutuyorsunuz. Mağdur olan insan sayısı, kayıplar, bunların üzerine gidilmiyor. Senin döneminde yapılıp yapılmamasının ne önemi var? Sen 21-22 yıllık iktidarında bunu düzeltmeliydin. Senden önce yapılmış, senden sonra yapılmış, senin döneminde yapılmış filan. Bu hesabı tutmak bile abes, abesle iştigal yani. Nasıl olmasın ki? Gökhan Zan Halk TV yayınında, işte o biliyorsunuz özellikle sosyal ağlara koyduğu videolarıyla dikkat çekti. Yardım çığlıklarıyla dikkat çekti. Her defasında tabii tanınan bir isim olduğu için, bir sporcu ve bir etki sahası var. Milyonlarca insan mesajları görüntülüyor, paylaşıyor her neyse. Ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, yani işte Propaganda Bakanı Fahrettin Aslan'ın ekipleri arıyorlar sürekli. Ve teskin etmeye çalışıyorlar ve işte idare etmeye çalışıyorlar durumu. İşte gönderdik, gönderiyoruz, yolda vesaire gibi anlatıyor detaylı. Ben hakkımı helal etmiyorum. Bana yalan söylediler. Ne istediysek gelmedi, vinç yolda dediler, gelmedi diyor. Yayını seyredin, göreceksiniz çığlığını, isyanını. Temel Karamollaoğlu paylaşmış. Bilgi rivayet değil, Saadet Partisi'nin genel başkanı. Partimizin öncülüğünde Malatya'da kurulan ve günlük 10 bin kişilik yemek ikramı yapılan aşevimizi hangi gerekçe ve korkuyla kapatma kararı alıyorsunuz? Yani AKP ölüm demek derken bu. Ve AKP felaketin ardından bir felaket olarak milletin üzerine çöktü. Talimat gitti valiliklere, kaymakamlıklara, bütün mülki idareye. Bizim kontrolümüz dışındaki yardım faaliyetlerini engelleyin. İşte bir yerde birileri toplanmış bir şey mi organize ediyor, dağıtın. Bir mazeret bulun, bahane bulun, hiç önemli değil, girin. Yani hangi gerekçeyle siz aşevini kaldırıyorsunuz? Sonra da Cumhurbaşkanı diyor ki biz geldik, onlar neredeydi? Onlar neredeydi dediği muhalefet. Muhalefet nerede olacak yani? Muhalefetin eti ne, budu ne? Muhalefetin bir bütçesi mi var deprem felaketinde müdahale edip de işte yaraları sarmaya? Sen iktidarsın, 20-22 senedir iktidarsın. Devletin bütün imkanlarını seferber edeceksin. Devletin yetmediği yerde de üreteceksin. Yardım malzemesi üreteceksin, çadır üreteceksin, konteyner üreteceksin. Sende yoksa dünyadan toplayacaksın. Parayı buraya harcayacaksın. Yardımda toplanan milyarlarca TL'nin nereye gittiği belli değil. Ama işte muhalefetle yarışan bir saray var. Böyle de gözü dönmüş acayip tuhaf bir idare. AKP ölüm demek bu. Evet, yani felaketler üst üste geliyor ve her felakette gerek o şehirlerin nasıl yanlış kurulduğu, gerekse elbette vatandaşların da kendine göre sorumluluğu var, gerekse geriye doğru silsile halinde bütün idari kadroların, yapanların, müteahhitlerin, buna izin verenlerin sorumluluğu ortaya çıkıyor. Ve bundan rant devşirenlerin, biraz evvel ekrana getirdim, 5 milyon TL'ye ev almışlar ve o yeni ev çökmüş. 5 milyon TL büyük bir rakam. İnsanların bir araya, Türkiye'de herkesin bir araya getirebileceği bir rakam değil bir daire için. Sonra iktidar 50 bin, 100 bin oyu olan partilerle altılı masaya rakip çıkıyor. İşte efendim kendi altılı masasını, sekizli masasını kurmaya çalışıyor.
Sözcü gazetesinden kestim bu haberi. AKP-Hüdapar görüşmesi akıllara yerel seçimler öncesi serbest bırakılan Hizbullah tetikçilerini getirdi. 355 kişiyi öldüren 96 Hizbullahçı seçim sürecinde bırakılmıştı diyor. Hüdapar'a verilen parti veya Hüdapar'a verilecek bir iki milletvekilliği değil mesele burada. Tetikçiler, Hüdapar desteği seçimde ve sonrasında ortaya çıkacak herhangi bir kargaşa, kaos veya iktidarın canını sıkacak durumda Hüdapar'ın işte bu salıverilen tetikçileri başta kendisine destek veren insanlar eli silahlı veya değil neyse onlardan göreceği katkı. Mesele biraz da bu. Devlet Bahçeli paylaşmış çokça. Konuşuldu dün. Hiçbir felaket, sel felaketin ardından atıyor bu tweet'i. Hiçbir felaket tarihi yürüyüşümüzü sekteye uğratamayacaktır. Hangi tarihi yürüyüş? Ya bir kişi söyleyebilir mi? Milliyetçi Hareket Partisi ve Devlet Bahçeli. Ya da Devlet Bahçeli ve Milliyetçi Hareket Partisi. Geriye doğru. 3 yıldır, 5 yıldır, 8 yıldır bu iktidara verdiği destekte. Ne yapmış? Herhangi bir yaraya merhem olmuş mu? İki taşı üst üste koymuş mu? Bir dikili ağacı var mı? İcraat namına. Önceki hükümetleri döneminde de ne yapmış? Bizim memlekette bir tabir var Çukurova'da. Bastığı yerde ot bitmez derler. Öyle bir siyasi kişilik. Tarihi yürüyüş ne demek yahu? Ya dibe doğru muazzam bir çöküş var yani şu anda. Ve üst üste çöküyor her şey. Ve tuhaf bir şekilde dibi de yok. Gittikçe çöküyor, çöktükçe o üzerine geliyor ve katlana katlana büyüyor. Ve bu artık milyonlar tarafından hissediliyor iliklerine kadar. Sistemin çöküşünü felaketlerle çöken sosyal düzen sistemin çöküşüne eklendi, eklemlendi. Bir örnek. Bugün oynanan dünü kastediyor. İki gün önceyi kastediyor, özür dilerim. 14 Mart. Liseler arası futbol müsabakasında Üsküdar Amerikan Lisesi oyuncuları gol sevinçlerini Ulus Musevi Lisesi oyuncularına gol sevinçlerini Nazi selamı vererek kutlamışlar. Bu da fotoğrafı. Yetişen nesil de böyle yetişiyor. Bir Musevi takımını, Yahudi takımını yenince Amerikan Lisesi Nazi selamıyla olayı kutluyor. Sonra da işte açıklama yapmış Üsküdar Amerikan Lisesi. İşte efendim yanlış hareketten, bir oyuncumuzun yaptığı yanlış hareketten dolayı derin üzüntü içindeyiz vesaire filan. Gerekli soruşturmayı başlattık bilmem ne. Ama işte tohumlar atılmış. Ve bu tohumlar yeşeriyor. Bunun üzerinde Ümit Özdağlar vesaire sörf yapıyor. Yani bir nesil, iki nesil kaybedildi ve gelen nesilden endişe duymayı gerektiren gelişmeler bunlar. O açıdan bir an evvel önlem alınması gerekiyor. O açıdan son derece önemli önümüzdeki seçim. Tamam mı, devam mı seçimi? Tamam mı, devam mı seçimi? O arada Sol İttifak, HDP, orada da bir tartışma yürüyor. Türkiye İşçi Partisi ile HDP arasında bir polemik var. Türkiye İşçi Partisi milletvekili ki Türkiye İşçi Partisi milletvekilleri HDP kontenjanından girmişlerdi bir önceki seçimde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. İstanbul'da mesela yarışabiliriz. HDP de girsin o yarışa demiş Serra Kadıgil. İttifaka oy kaybettirmez mi sorusuna? Eğer ki benzer seçmen havuzuna sesleniyor olsaydık bunun cevabı evet olurdu demiş. Yani tip milletvekilleri bir önceki seçimde listesinden girdikleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde HDP'ye karşı kullanılan dile bakar mısınız? Benzer seçmen havuzuna seslenmiyoruz diyor. Yani onlar Kürt sol seçmene veya Kürt seçmene sesleniyor. Biz Türk soluna sesleniyoruz falan gibi bir şey. En basit tabiriyle etnik bir ayrımcılık bu. Yani öncelikle bu dilin de değişmesi gerekiyor. Yani bu işin sağı solu yok derken kastettiğimiz biraz da bu.
kutuplaşmadan bahsediliyor ama yani kutuplaşma AKP ve diğerleri, Cumhur İttifakı, Millet İttifakı kutuplaşması değil. Hemen her alanda bir kutuplaşma var. Burada da bir kutuplaşma var ve bu bir kutuplaşmanın itirafı. Herkes bir biçimde aynı ligde olsalar bile, aynı mahallede olsalar bile onu bile bölüyorlar. İşte biz ve onlar diyorlar. Havuzlar ayrılmış, seçmen havuzları falan bile ayrılmış. Böyle bir kutuplaşma. HDP demişken Selahattin Demirtaş attığı tweette Yeşil Sol Parti'yi paylaştı ve muhtemelen HDP Anayasa Mahkemesi kapatma davasını seçimden önce ele alırsa erteleme talebini, HDP'nin erteleme talebini, kapatma davası kararını erteleme talebini değerlendirmezse Yeşil Sol Parti listelerinden seçime girecek. HDP seçmeni son derece bilinçli bir seçmen. Biz bu tabela altında değil, bu tabela altında giriyoruz dediğinde o tabelaya yönelecektir ve oyunu oraya yönlendirecektir. Ve tecrübeli bir seçmen. Geriye doğru bu hareketin bir düzineye yakın partisi var ve çoğu zaten Anayasa Mahkemesi veya çeşitli vesilelerle kapatılmış veya kapatılma kertesine geldiğinde partiyi değiştirmişler. Son derece tecrübeliler. 30-40 yıllık geriye doğru siyasal tarihlerinde bu var. Bir yenisi olacak. Yani HDP gidecek, Yeşil Sol Parti gelecek. Bunun önlemini de almışlar. Fakat önemli bir tweet atıldı 11 Mart'ta. Kaç kişinin dikkatini çekti bilmiyorum. YÖK Başkanı eski Yusuf Ziya Özcan, şu anda Ahmet Davutoğlu'yla siyaset yapıyor. Tayyip Erdoğan'ın iki nedenle Cumhurbaşkanlığı seçimine katılamayacağını belirtmiş. Bir, anayasaya aykırı, ki bunu defalarca anlattık. Kendi kararıyla, Cumhurbaşkanı kararıyla ülkeyi seçime götürmesi onu aday yapmıyor. Üçüncü kez adaylığı söz konusu, üçüncü kez aday olabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin karar alması gerekiyordu. Bu olmadığı için Erdoğan üçüncü kez aday olamıyor esasen. Yüksek Seçim Kurulu buna bakacak ama bir, bu nedenle bunu onaylamaması icap ediyor. İki, üniversite diploması yok diyor. Üniversite diploması yok diyen kişi eski YÖK Başkanı, Yüksek Öğrenim Kurumu Başkanı Yusuf Ziya Özcan. Yani bu konuları en iyi bilen, takip eden isimlerden biri. O açıdan önemli, altını çiziyoruz ve bir kere daha, tabii elbette Erdoğan 2014 ve 2018 seçimlerine girdi ki Cumhurbaşkanı'nın 40 yaşını doldurmuş, yüksek öğrenim diplomasına sahip olması koşulları var. 2-3 önemli koşulundan biri de bu. Bakalım bu defa ne olacak? Bakalım bu defa Yüksek Seçim Kurulu ne karar verecek? Ama diploma konusunda Yüksek Seçim Kurulu'nun öncekilerden farklı bir karar alacağını zannetmiyorum açıkçası. Ama anayasaya aykırı olup olmama konusu önemli. O konuda Yüksek Seçim Kurulu'nun ne diyeceğine karar alacağı önemli. Sadece diploma konusunda Yusuf Ziya Özcan'ın bu tweetini eski YÖK Başkanı olması hasebiyle önemsiyorum. Bu da bir Avrupa haberi. Avrupa'da 16 yıllık iktidarının ardından 2013-2021 yılları arası Almanya'nın başbakanıydı Merkel. Şu anda kimse konuşmuyor belki ama çekiliyorum dedi, çekildi ve yerini yeni başbakana devretti Scholz. Sonra da şimdi ekonomi sınıfta eşiyle beraber tatile çıkmışlar. Kalacakları otele de Kanarya Adaları'na gitmişler. Kalacakları otele de gecelik 162 euro ödemişler. Keşke Türkiye'de de böyle insanlar çekilebilse, çekilmeyi bilseler ve emeklilik hayatlarında eşleriyle beraber bu şekilde tatil yapabilseler. Üzerlerinde herhangi bir şaibe olmasa, Merkel hakkında şu anda ne bir dava var, ne bir soruşturma var ve emeklilik günlerini yaşıyor. Ama Türkiye biraz böyle değil maalesef. Bir tartışma yürüyor. Özellikle iktidarın yaptığı ittifaklar veya ittifaka katacağı partilere işte bir takım vaatlerde bulunması, İstanbul Sözleşmesi, 6.284 kadına şiddet vesaire yasası ile ilgili filan. Yani iktidarın ya da Cumhur İttifakı'nın ya da Erdoğan'ın ittifaka katacağı partilere yaptığı vaatlerin bir önemi yok. Seçim bittikten sonra, seçimi aldıktan sonra bu vaatte bulunmuş ya da bulunmamış, bunu vermiş veya vermemiş. Zaten Erdoğan'ın başkan olması, AKP'nin tekrar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çoğunluğu elde etmesi, Milliyetçi Hareket Partisi ile beraber filan, bir 5 yıl ülkenin daha kaybetmesi demek.
Dolayısıyla 6284'e sıra gelmeyecek yani. Anlatabiliyor muyum? Kaldı ki zaten orada o olduğu halde kadına şiddetin devam ettiği bir ülke. İstanbul Sözleşmesi varken ne oluyordu ki? Anlatabiliyor muyum? Yani mesele bu felaketi, AKP ölüm demek. Bu felaketi kaldırmak, seçimle değiştirmek. Yoksa 6284 İstanbul Sözleşmesi öbürü bir iki. İşte efendim önce Hande Fırat'ın yazdığı, Hakan Fidan ve Mehmet Şimşek eski Maliye Bakanı, Cumhurbaşkanı yardımcıları olacak. Buna BBC Türkçe'de yapılan bir analizde Devlet Bahçeli de eklendi. Hulusi Akar'ı ekleyen de var. Fuat Oktay'ın milletvekili olacağını falan söyleyenler var. Bu kulisler dönüyor. Yani gene tekrar başa alıyorum. Bunun bir önemi yok ki. Yani Erdoğan Millet İttifakı'nın altılı ya da sekizli neyse masasına, ya da şöyle söyleyeyim, altılı masaya bir altılı masa veya altılı ittifakla cevap verecek. Gene orada Millet İttifakı'nda Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı yardımcıları var. Ona da işte benim de Cumhurbaşkanı yardımcılarım bu deyip çıkacak. Çıksın, ne olacak? Yani seçimi aldıktan sonra Erdoğan ve AKP veya Erdoğan ve Cumhur İttifakı seçimi aldıktan sonra Hakan Fidan, Bahçeli ya da Mehmet Şimşek Cumhurbaşkanı yardımcısı olmuş ne, olmamış ne? Yani bunun üzerinde bir fırtına koparmanın da bir manası yok. Neticede AKP demek ölüm demek. Bu kadronun gitmesi gerekiyor. Çok uzadı. Bu kadronun 2014-2015'te gitmesi gerekiyordu. Ama 8 sene geçti neredeyse. Hala devam ediyorlar. Değilse bu kadro seçimi aldıktan sonra İstanbul Sözleşmesi 6284, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hakan Fidan, şu bu bilmem ne. Bir önemi yok yani. Erdoğan halen adaylığını açıklamadı. Bu da soruluyor. Yani acaba Cumhur İttifakı neden Erdoğan'ın adaylığını son haftalarda konuşmuyor falan. Ben orada bir sürpriz yaşanacağına ihtimal vermiyorum. Evet, Millet İttifakı adayını açıkladı. Kemal Kılıçdaroğlu dedi. Muhtemelen önümüzdeki günlerde Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nı oluşturan parti gruplarının da kendi ismi üzerinde birleşmesiyle Yüksek Seçim Kurulu'na resmen adaylık başvurusu yapacak. Diplomasını da ekleyecek elbette o başvurusuna. Erdoğan'la ilgili olarak geçtiğimiz haftadan bu tarafa Erdoğan'ın aday olduğu, olacağına dair bir açıklama olmaması olmayacağı manasına gelmiyor. Ama spekülasyonları beraberinde getiriyor. Erdoğan da aday olacaktır. Erdoğan'dan başka herhangi bir adayın şansı yok. Kimi koyarsan koy, ismi geçen herkes Erdoğan'ın yarısı kadar bile oy almayacak bir değerde Cumhur İttifakı'nı seçimde götürecek. Cumhur İttifakı'nı en azından Millet İttifakı'na karşı bir güç dengesi olarak seçimde ne bileyim işte başa baş yarıştıracak yegane aday Erdoğan'ın kendisi. Tüm negatif koşullara rağmen böyle. Erdoğan'a yaklaşabilen bir aday da yok. Ondan dolayı Erdoğan halen adaylığını açıklamadı. Acaba olmayacak mı falan gibi soruların abes olduğunu düşünüyorum. Ki zaten önümüzdeki bir hafta, 10 gün, 15 gün süre içerisinde bütün bunlar netleşecek ve ondan sonra herkes önüne bakacak ve adayların netleşmesinden, milletvekili aday listelerinin filan tesliminden sonra da bir 40 günlük yaklaşık bir seçim kampanyası süreci başlayacak. Bu 40 günlük sürecin mühim bir bölümü de Ramazan ayına denk geliyor. Ben orada herhangi bir sürpriz olduğunu, olacağını düşünmüyorum. Yüksek Seçim Kurulu'nda olacak gözler. Yüksek Seçim Kurulu geçmişte, yakın geçmişte, onunla tamamlayayım, İki büyük ihlale imza attı. Birincisi, 2017 referandumunda mühürsüz oyları geçerli kabul etti. Bu seçimin kaderini değiştirecek, referandumun kaderini değiştirecek çok mühim, stratejik bir hamleydi. Ve ileride yargılanacak, ileride hesabı sorulacak bir hamledir. Bir diğer konu da 2019 İstanbul seçimlerinde belediye meclis üyeleri, ilçe belediye başkanı falan bütün oyları kabul ederken sadece İstanbul Büyükşehir oylarını veya oylamasını iptal etti. Yani aynı sandığa atılmış birkaç zarf varken diğer zarflar tamamdır ama bu zarf, Büyükşehir Belediye Başkanlığı zarfında problem var dedi. Akla yani ziyan bir karardı ama verdi bu kararı Yüksek Seçim Kurulu. Bu da bir faciaydı. Neyse ki bu faciadan Ekrem İmamoğlu güçlenerek çıktı. O açıdan bir yani o musibetten güçlenerek çıktı ve iki kere İstanbul'da Erdoğan'ı yenmiş oldu, AKP'yi yenmiş oldu. Ama bu gene Yüksek Seçim Kurulu'nun orada halt ettiği gerçeğini değiştirmiyor. Yüksek Seçim Kurulu'ndan her türlü sürpriz, her türlü tabir yerindeyse bacak arası beklenebilir bu seçimde.
haliyle Millet İttifakı'nın, muhalefetin, muhalif unsurların bütün bu parametreleri değerlendirerek önüne bakması ve bir yarışa girmesi, hazırlanması, kampanyasını buna göre tanzim etmesi ve elbette seçim güvenliğini sağlaması gerekiyor. Seçim güvenliği çok önemli. 200 bin sandık varsa bu 200 bin sandığı avukatlarla, müşahitlerle tutmalısınız ve mutlaka ıslak imzalı tutanakları kendi serverlarınızda, kendi iç denetim mekanizmalarınızda saymalı, toplamalı ve olayı ne Yüksek Seçim Kurulu verilerine, ne Anadolu Ajansı verilerine, ne de başka işte parti verilerine, Cumhur İttifakı unsurlarının verilerine bırakmamalısınız. Herkes kendi sağlamasını yapmalı. Seçim güvenliği son derece önemli. Yani seçime kadar kampanya süreci, bir adayın etrafında kenetlenme, seçim akşamı ve gecesi alınacak tedbirler ve sonrasında götürülecek strateji çok önemli. Uzun soluklu bir yarış. 14 Mayıs'tan sonra velev ki ikinci tur yaşanırsa, ki bu maraton devam edecek gibi görünüyor, 14 Mayıs takip eden iki haftada bambaşka dengeler, bambaşka mekanizmalar, bambaşka parametreler, bambaşka gündemler söz konusu olabilir. Bütün bunların hepsine hazırlıklı olmak gerekiyor ve bütün bunlar için de enerjik planlamasını yapmış, saha operasyonunu kurmuş olarak yola çıkmak gerekiyor. Umarım Millet İttifakı unsurları bu konuda gereken tedbirleri almışlar, alıyorlardır. Çünkü geriye doğru engin deneyimi olan bir takım yeni partiler olsa da eski partiler var, teşkilatı olan partiler var, tüm yurt satında örgütlenmiş partiler var. Oy oranı ne olursa olsun, bir Saadet Partisi öyle mesela, oy oranı düşük olsa bile bütün yurtta örgütlenmiş, belli yerlerde güçlü bir parti. İyi Parti öyle, Cumhuriyet Halk Partisi öyle, Davutoğlu ve Ali Babacan'ın kendine göre Erdoğan'ı tanımaları ve AKP'nin yapabileceklerini tahmin etmeleri, bilmeleri önemli. Bütün bu tecrübe birikiminin gerek 14 Mayıs'a giden yolda, gerek 14 Mayıs gecesi ve sonrasındaki süreçte devreye girmesi ve etkin bir şekilde bu operasyonun yürütülmesi ve yönetilmesi icap ediyor. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla hoşça kalın.